Necla Pekkan, Maltepe Üniversitesi'nde verdiği konserde herkesin yüreğini ağzına getirdi. Süperstar hastanelik oldu. Ajda Pekkan bahar şenlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Herkes kıpır kıpır bir Ajda Pekkan bekliyordu sahnede ama öyle olmadı. Her zamanki enerjik Ajda'nın yerine bambaşka bir Ajda vardı sahnede. Dans etmiyor, oradan oraya koşmuyordu. Şarkıların sözlerini bile unuttuğu oluyordu. Ayakta durmakta bile zorlanıyordu Ajda Pekkan. Hatta bir ara sendeleyip düşecekti. Oysa daha 3-4 gün önce bir başka üniversitenin bahar şenliğinde konsere çıkmış, enerjisiyle bir kez daha hayranlık uyandırmıştı. Eski Ajda'dan eser yoktu sahnede. Her zaman kıpır kıpır okuduğu Yakar Geçerim'i bile durduğu yerden okudu süperstar. Bir terslik olduğu kesindi. Vokaller geldi yanına. Onlardan destek alarak bir şarkı daha okudu süperstar. Maltepe Üniversitesi Bahar Festivali'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben ve ekibimi sizleri selamlar. Hepinize iyi ve eğlenceli geceler diliyorum. Ne yazık ki devamını getiremedi konserin Ajda Pekkan. Sahneyi vokallerine bırakmak zorunda kaldı. Sahnede Ajda Pekkan'ı arayan seyirciler ıslıklarla tepkilerini göstermeye çalıştılar. Bu arada sahne arkasında ise hareketlilik vardı. Sağlık görevlisi sedye ile kulise geçti. Kapının önünde ise ambulans hazır bekliyordu. Dakikalar ilerledikçe merak ve heyecan iyice arttı. Ajda Pekkan'ın konserin devamını getiremeyeceği kesinleşmişti artık. Süperstar kuliste yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Oldukça bitkin gözüküyordu Ajda Pekkan. Ambulans yerine kendi arabasına binip hastanenin yolunu tuttu. Kameralarımız da takipteydi süperstarı. Hane doktorları ve Ajda Pekkan'ın özel doktoru hemen hastaneye çağrıldı. Doktorların ilk tespitine göre kulak rahatsızlığı geçiren sanatçı müşahede altına alındı. Yaklaşık 3 saat hastanede kalan Ajda Pekkan, evinde istirahat etme şartıyla gece yarısı arabasıyla oradan ayrıldı.
Ajda Pekkan 3 saat sonra hastaneden ayrılıyor. Süperstar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur.